Şimdi hatta izleyicilerimiz var. İlk izleyicimizi, ilk misafirimizi ağırlayalım. Efendim hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Alo. Alo. Hayırlı günler efendim. Buyurun, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Hocam bir sorum olacaktı. Ben namazda duruyordum ya, Allah'ın karşısındaymışım gibi. Ya, o anda dua etmek gerektiği için de gözyaşlarıyla dua ediyorum. Namazım bozuluyor mu, duam o şekilde oluyor mu diye bir sorum olacaktı hocama. Teşekkür ederim. Hocam ellerine Sağ sorun. ol. Türk, Sağ olun. Türkçe Buyurun dua hocam. mı yapıyorsun namaza durunca? Böyle Allahu Ekber namaz kılarken Evet. ne diyorsun orada? Mesela ne bileyim, onda Allah'ım beni affet diyorum. Mesela ölmüşlerime rahmet et diyorum. O anda duygusallık geliyor içime. İşte o dua geliyor. Gözyaşlarıyla namazım mı bozuluyor, duam kabul olur mu bilmiyorum. Namazda Kur'an-ı Kerim'den kolay gelen kıraati okumamız lazım. Namazın farzı nedir? Namazın farzı tekbir almak. İçindekileri sayıyorum. Sonra Evet. kıraat yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak. Sonra rükû secde yapmak. Böyle devam ediyor. Bu namazı fasılalar bozar. Konuşmak bozar. Mesela namaz kılıyorsunuz. Birisi oradan önünüzden geçecek. Önümden geçme, namazdayım deseniz namaz bozulur. Tamam. Türkçe herhangi bir istek namazı bozar. Ya işte ya acıktım Allah'ım bana yiyecek ver demek bile namazı bozar. Bu taleptir. Onun için böyle bir duanın yeri değil orası. Dualarımız bellidir. Namazda okunacak dua nedir? Rabbena atina fid dünya. Oturunca okuyoruz onları. Başta da biz de Sübhaneke'yi okuyoruz. Bunun Evet hocam. dışında içimizden gelen bu duaların farz namaz özellikle namazlarda okumuyoruz. Bu namazda yalnız şöyle bazı sözler var ki onlar namazı bozmaz demişler. Mesela Allahümme gfirli, beni bağışla Allah'ım. Dilinizden de bu döküldü, beni bağışla Allah'ım. Oraya bunu sokabiliriz. Yani beni bağışla Allah'ım demek namazın manasına aykırı bir şey değil. Bu tür Evet hocam. şeylerden ağzımızdan, dilimizden gayri ihtiyari çıktıysa bunlar namazı bozmaz. Diğer türlü Türkçe duayı namazda yapamayız. Yani gönlüm, onu namazdan sonra yapacağız o duayı. Hocam iki secde arasında Allah'ın mağfirliği diye okunabilir demişti Doğru. Cübbeli hocam. Ben hep öyle yapıyorum Allah'ın izniyle. Ben zaten iki secde arasında okuduklarınızda söyledim ya, namazda böyle bir şey söylemek, Ya Rabbi beni bağışla Allah'ın mağfirliği demek namazı bozmaz, namaza uygundur. Teşekkür ederim hocam. Ellerinden öpüyorum. Hayırlı Sağ ol. Peki. Allah'a emanet ol. Samsun'a Sağ ol. selamlar. Hayırlı günler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.